Sayın seyirciler, Suriye gündemiyle ilgili en dikkat çekici açıklama yine Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Ankara-Şam arasında bir temas ihtimali düşünülebilir mi sorusuna siyasetin kapıları son ana kadar her zaman açıktır yanıtını verdi. O yanıt Esad'a kapı aralandı yorumlarına neden oldu. Eşgüdüm içinde çalışmaya karar verdim. Suriye denkleminin çözümü için kurulan masa oldukça kritikti. Üç lider bu masada önemli açıklamalar yaptı. Bu salonda olmayanlardan birisi can kulağıyla dinledi o açıklamaları. O isim hiç şüphe yok ki Esad'dı. Ve Esad'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ankara-Şam hattında bir ortak çalışma soruldu Erdoğan'a. Erdoğan da siyasette son ana kadar kapılar hep açıktır dedi. İşbirliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Erdoğan ve Esad'ın bu görüntüsü yaklaşık 6-7 yıl öncesine ait. İlişkiler iyi ama iç savaşın başlamasından hemen önce Erdoğan Esad'la yollarını ayırdı. Hatta Esad, Esed oldu. Şam'a da kapılar kapatıldı, ilişkiler kesildi. Soçi zirvesinden sonraysa Erdoğan'ın yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Ortak çalışma için peşinen kestirip atmak doğru olmaz dedi. Ve işte o sözleri kapıyı açmak değil, aralamak olarak yorumlandı. Meşru bir aktör olarak görevimiz. İşte bu üçlü Suriye'nin geleceğinde önemli mesafe kat edilecek adımları belirledi ve el ele verdi. Özellikle Erdoğan-Putin arasında Esad'la Putin'in görüşmesi nasıl geçtiği de ele alındı. Putin Erdoğan'a Esad'la benzer yaklaşımlarda olduklarını da söyledi. Özellikle PYD konusunda Esad da PYD'nin masada olmamasını istiyordu. Putin tüm bunları Erdoğan'a ilk ağızdan anlattı. Bir başka konu daha var. Çözülmesi gereken denklemde terör örgütü PYD. Ankara'nın tavrı net. Hatta o tavrı, hassasiyeti Putin'de paylaşıyor. Erdoğan öyle söyledi. Peki Türkiye'nin tavrına rağmen sürece dahil edilirse B planı ne olacak? Erdoğan, B planımız terör örgütünün masada olmamasıdır dedi. Eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak görevimiz. Bölgedeki oyunculara, Suriye'deki gelişmelere bakıldığında bir satranç oyunundan bahsetmek mümkün. Rusya önümüzdeki günlerde bir hamle yapacak. Askerlerini geri çekecek ve Amerika, onun da piyonları sahada ve o da PYD piyonunu öne doğru sürecek ve bölgede baskı yapacak. Türkiye'nin satranç tahtasındaki yeri şimdilik Rusya ve İran hattında. PYD hamlesine karşılık olarak da Afrin hamlesini yapabilir. Tıpkı İdlib'de olduğu gibi.